benim kaldırı. ...11 ayın sultanı Ramazan ülkemizin dört bir köşesinde heyecanla yaşanmaya devam ediyor. Bizler de bu kez Çağatay Yolda ailemizle birlikte bu mübarek ayın esintilerini yerinde görmek için... ...bu kez Kapadokya ve Konya'da aldık soluğu. Konya'nın insana huzur veren görüntülerine kendimizi bırakmadan önce... ...ilk durağımız Kapadokya ile başlıyoruz programımıza. Çağatay Yolda ailemizle birlikte çıktığımız bu yolculukta sabahın ilk saatleriyle birlikte önce Krater Gölü'nde mola veriyoruz. Ardından Derinkuyu yeraltı şehrini gezip Göreme Kaya Otel'e yerleşiyor, kahvaltımızı yapıyor, sonrasında Taşlar Diyarı'nı gezmeye başlıyoruz. Merhaba. Kapadokya'da buluştuk. Buluştuk. Aslında İstanbul'da buluştuk. Buraya kadar otobüsle geldik. Çağatay Yolda ailesine yeni katıldınız. Evet. Ailemize teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kapadokya'ya ederim. İlk defa mı geliyoruz? İlk defa geliyoruz. Nasıl bulduk? Çok ilginç. Yani mimarinin başlangıcı gibi geldi bana. Doğanın kendi elleriyle uydu böyle heykeller var gibi. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Aynı zamanda fotoğraf makinesi görüyorum. Evet. İlgi alaka var. Evet, seviyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Mesleğimden dolayı da biraz ben de sanatçı mimarım. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Ailemiz bu kadar. Güzel işte, mimarlar, fotoğrafçılar. Sizler neler yapıyorsunuz, nasıl buldunuz? Üçüncü gelişim benim ama sizle gelmeyi ben çok istiyordum. O da kısmet oldu şeyle. Farklılık var mı? Değişim. Çok eğlenceli, çok keyiflisiniz gerçekten. Çok sağ olun. Evet. Çağırmayacağız, var mı? Çok güzel, aileye doğru dalmaya devam ediyoruz. Evet, bu gördüğünüz Redstone, Smile. Abi İsmail, bir şey soracağım. Kamera burada abi. Kötücü gelişimiz. Bu dördüncü gelişimi. Senin değil mi? Evet, dördüncü gelişimi. Yok, üçüncü gelişim benim. Üçüncü gelişim. Yakışın gelmedi dördüncü. Yani her seferinde yine farklı bir keyif alınıyor değil mi? Her seferinde farklı keyif alınıyor. Mesela üç kere geldik, şeyi görmemiştik. Krater Gölü. Krater Gölü görmemiştik. Gerçekten çok güzel bir manzaraya doğrusu. Çünkü hafta sonları geldiğim için iki gün her şeyi sızdıramıyoruz. Her gelişimizde doğa bize çok farklı tablolar sunuyor. Sen onu çok iyi yapıyorsun. Yani her geldiğimizde yeni şeyler gösteriyorsun bize. Bu anlamda aslında ülkemizin dört bir köşesinde daha keşfedemediğimiz ne kadar çok yer var değil mi? Aynen öyle. Kapadokya'da gerçekten büyükmüş yani. Üçüncü gelişim hala daha görmedim. Bitmiyor hala. Bitmiyor ve inşallah bitmez de daha nice geliriz seninle beraber. Sağ ol abi. Şöyle yaklaşıyoruz. Evet, şöyle tarafa dönerseniz Nilgün Nilgün neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel bir gezi. Sizinle olmak zaten büyük bir keyif. Tamam, reklamı boş ver. Yani, Kapadokya için. Kapadokya için ben ilk defa geliyorum. Kapadokya'yı görmemiştim ama özellikle yeraltı şehrine hayran kaldım. Korktun mu orada? Hayır, öyle bir fobim zaten yok da. Öyle bir korku yaşamadım ben. Zevk aldım. Büyük bir keyifle seyrettim sadece. Evet, biz sadece girip çıktık ama geçmişte insanlar biliyorsun orada savunma amaçlı aylarca kalıyorlarmış. Günümüzde biz keyfini sürüyoruz değil mi? Kesinlikle. Ama çıktıktan sonra medeniyet dedim. Işığı gördüm. Çok güzel. Beyaz Pençe, söyle birkaç şey. Ne söyleyelim? Bu seneki ikinci gelişimiz. Kışın gelmiştik hatırlıyorsan burada karlar altında. Hatırlamıyorum, gelmiş miydik? Aşk olsun. Hatta kışın karlar altında balonla gezmiştik. Yani mükemmel bir geziydi o. Bakalım. Yazı başka, kışı başka diyoruz değil mi? Bakalım yazını yarın göreceğiz. O zamanki manzara nasıl olacak? Peki, teşekkürler. Demre, sen kaçmazsın değil mi? Kaçar mısın? Evet sayın seyirciler, Çağatay Yolda ailemize her gün yeni arkadaşlar katılıyor. Herhalde bundan en çok mutlu olan da benim. Sizler de bizle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz diyeceğim. Neler söyleyeceksin? Kapadokya ilk defa geliyorsun galiba. İlk defa geliyorum. Mağaraya giremem zannettim. Çok dardı ama korkularımı yeniyorum sayenizde. Kaç kat aşağı indin? 5 kat indik sanırım. Yani klostrofobisi olan aslında biraz sıkıntı yaratır değil mi? Hayır değil. Yani benim var kapalı yer. Ben televizyonda bile izleyemiyorum. Hani su altına dalıyorlar mağaralara. Hiç rahatsız olmadım çünkü hava akımı çok güzel. Böyle huzursuz olmadım. Çok dar değildi zaten. Biraz eğiliyorsunuz. Rahattım ya. Bir korkunu yendim. Korkumu yendim. İnşallah balonu da uçarsam yenirim. Evet, şimdi balondan da korkanlar var. Yükseklik korkusu olanlar. Ancak balon öyle bir şey ki sayın seyirciler. O kadar yavaş yavaş yükseliyor ki yüksekliği hissetmiyorsunuz.
ve zaten vadilerde gezinirken bitmesin diye dua ediyorsunuz. Siz daha önce Bolu'da bindiniz mi? Bilmedim. Bir defa bineceksiniz. Bineceğim galiba. Yani kesin galiba vermemiştim ama. Bu gece diyorsun, uykumda düşüneceğim. Evet, çok gaza geldim. Sanırım bineceğim. Yani yükseklik korkusuyla mı alakalı? Yani biraz o vardı. Biraz da nasıl bir tecrübe olur? Hani güzel olur mu gerçekten? Onu kestirememiştim ama güzel olacak gibi geliyor. Tunç, sen ailemize yeni katıldın. Evet, doğru. Nereden? Yeni katıldım. İstanbul. İstanbul. Evet. Ne söyleyeceksin? Çok keyifli. Ben ilk defa geliyorum Kapadokya'ya. Üniversite yıllarından beri gelmek istemişimdir hep. Yani ben de yarını bekliyorum açıkçası. Yarın da Konya'da olacağız muhtemelen ve balon gezimiz var. İlk defa geldim ama yani bu gelişim çok daha detaylı oldu. Bir güne sıkıştırmış olmasına rağmen hakikaten rehberimiz çok iyi. Siz çok iyisiniz. Herkes çok sıcak. Çok memnunuz. Ben Kapadokya'yı çok görmek istiyordum uzun zamandır. Fırsatı yakalayamamıştım. Sizinle birlikte fırsatı yakalamak ayrıca güzel oldu. Güzel bir aile ortamındayız şu anda. Gezilerin sıkıntılı taraflarını yaşamıyoruz. Hem gezinin güzelliği hem sizin program çok keyifli geçiyor. Çok güzel. Bundan sonra gezilerde beraber izliyoruz. İnşallah. Balona biniyor musunuz? Evet. Korku var mı? Hayır. Yok. Balon benden korksun. Evet. Tamam, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben de öyle. Ve keyifli röportajların ardından gezmeye devam ediyoruz. İkiz Peri Bacalarından sonraki durağımızsa Uçhisar Kalesi. Burası adeta Kapadokya'nın zirvesi. 1000 yılından bu yana, hatta 1950'li yıllara kadar içindeki odacıklarda insanların yaşadığı kale, bölgeye hakim yapısından dolayı geçmişte hep stratejik anlamda kullanılmış. Kaleden sonraki durağımız Göreme Açık Hava Müzesi. Asırlar önce bu kayalar içinde insanlar yaşarmış. O yüzden burada birçok kilisenin yanı sıra geçmişe dair pek çok iz bulunuyor. Burası Kapadokya çevresi 10 milyon yıl önce oluşmuş. Ancak 1960'lı yıllarda, aslında çok da geç değil yani, evet, 40 yıl önce müze olarak açılmış bir noktadayız. Evet. Birçok müze var. Ancak bu müze herhalde Kapadokya'ya gelenlerin mutlaka ilk görmesi gereken yerlerden bir tanesi, değil mi? Evet. Şimdi Kapadokya bölgesi aslında çok geniş bir bölge. Çok farklı destinasyonları var. Fakat Göreme Açık Hava Müzesi muhakkak her turist grubunun uğradığı noktalardan bir tanesi. Çünkü buraya geldiği zaman insanlar hem güzel korunabilmiş kiliseleri aynı anda görebiliyorlar. Aynı zamanda bölge oluşumunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorlar. Çünkü baktığınız zaman hakikaten en büyük peri bacalarının olduğu noktalardan bir tanesi burası. Bu anlamda Türkiye'de de en çok ziyaret edilen 3. müze, Ayasofya, Efes'ten sonra en çok ziyaret edilen 3. müze olma özelliği de var. Aspetta, aspetta. Aspetta. Voi parlate estonese. Evet, seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi beyefendi Cihan'ı İtalyan gelmiş. Hanımefendiler nereden gelmiş biliyor musunuz? Avustralya'dan gelmişler. Ozzy. Oy. Have you been in Gallipoli? No. No, we're going there. We are going there. You have to come there. We're going to go. We will. Your grandfather's there, you know. He is. Yeah, okay. What did you say about Turkey? Turkish people. Turkey is a very nice people. And very friendly. Thank you. Very friendly. Very friendly. It's worth to come here. A lot of kilometers. Oh yeah. No problem. Kilometers. No problem. İtalyan girdi oraya. No diyor. We're all on our own. Si. Italiano. Si. Si. Parlo. Parlo italiano. Parlo rapido. No piano. Rapido. Yeah. I turchi sono molto gentili. Italian people is very hot blood, ha? Hot blooded. Avustralyalılar da İtalyanlara karşı bir sempati içinde gördüğünüz gibi seviyorlar çocuk gibi. So the jiggy very quick. See you. Okay. Molto bella. Thank you very much. See you. Bye bye. See you. Viva Italia. Viva Italia. Öğlen yemeğinde yöreye özgü lezzetleri tatmak için Avanos restorana geliyoruz. Bakalım Kapadokya'ya gelindiğinde neler yeniliyor. Kapadokya doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra aynı zamanda midelere gerçekten bayram ettiriyor. Buraya gelip ayrılanlar aynı zamanda çok güzel anılarla dönüyorlar. İçinde yemeklerin de oldu. Şimdi masaya da baktığımızda çok zengin bir menüye sahip.
birçok çeşit yemek var Kapadokya'da. Özellikle masa ile ilgili neler söyleyebiliriz? Nereden başlayalım? Kuru fasulyeden başlayalım. Tamam. Çünkü bu kurak topraklarda gerçekten çok lezzetli kuru fasulyeler çıkıyor. Ve onun akabinden buranın insanı bu kuru fasulyeyi tandırda ve fırınlarda, çömleklerde, güveç kaplarda kendine özgü bir pişirme tarzıyla buna eşsiz bir lezzet haline getirmiş ve yıllardır sofralarımızda baş yemek olaraktan ana yemeklerimizde kuru fasulye yer almaktadır. Yaprağımız bizim, üzümümüz bu bölgenin önde gelen doğanın yine bize bahşettiği ürünlerimizden. Nedir bu, çok güzel görünüyor. Kayısı tatlımız tamamen yöresel olup bu bölgeye has, bizim özellikle bayramlarımızda, özel günlerimizde illaki olması gereken bir tatlımızdır. Yapımı da ayva tatlısına çok benzer ama bu bizim buraya has zerdali dediğimiz şekerparenin bir değişiği, adı üstünde zerdali. Ondan yapılan, yine pekmezle beraber yapılan bir tatlıdır bu. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi bulaşıkçı bayram edecek bugün. Tabaklar neredeyse silip süpürülmüş. Temizliğe düşkünüz galiba. Nasıl buldun yemeklerini bugün? Müthişti. Müthişti. Çok lezzetli. Yani Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzelliğinin yanı sıra bu menüler içinde gelinir der miyiz? Kesinlikle. Özellikle tatlılar çok güzelmiş burada. Kayısı tatlısını öneriyorlar. Onu yiyeceğiz inşallah. Ondan başlayacağız. Ondan başlayacağız tabii. Karam karamel, fırında sütlaç. Artık ne varsa hepsini götürmeyi düşünüyoruz gördüğünüz gibi. Aynı şekilde ben de tatlılarla kayısı tatlısı gerçekten çok hoşuma gitti. Tadılması gereken lezzetler. Avanos Restoran'ın hemen yanı başında Deneste Seramik var. Turistler burada hem alışveriş yapabiliyor hem de çamura şekil vermeye çalışıyor. Çağatay Yolda ailemiz de fırsat bu fırsat tüm hünerlerini göstermek için kolları sıvıyor. Türkiye'de çömlek sanatına uygun olan çamur, %100 demir oksit içeren çamur başka hiçbir yerde yok Kapadokya dışında. Sadece burada, Avanos'ta. Tabii bunun yanında beyaz çamurumuz ve kuvars taşımız var kullandığımız. Beyaz çamur Türkiye'nin geleneksel çamurudur. Her yerde görebilirsiniz. Klasik kullanıma uygun malzemelerin yapımında kullanılır. Kuvars taşı ise en yüksek kalite parçalar için kullanılır ve özellikle sadece ustalar çalışır onun üzerinde. Paha biçilmez eserler diyeceğim. Kişiye evet, özel. Bazıları hatta bir tane yapılıyor. Çoğu bir tane. Bir tane yapılıyor. Evet. Yani buna bir usta yaklaşık bir 7-8 gününü harcar. Bunun çizimi, boyaması. Bir ikinci özelliği de bu boyalar birçoğu, bu mesela mavi renk, kırmızı renk, yarı değerli taşların tozundan elde edilir. Yani normal boya değildir yani. Kök taş boyadır. O yüzden çizimi de boyası da tamamen özeldir. Yani şu ürünü şimdi yaparsınız, tam aynısını yapayım imkanı yok, olmaz yani. Bir benzeri olur. Mesela şu büyük tabak nedir? O büyük tabak, o da sadece buraya özgü. Orijinali Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde olan ürünün bir kopyasıdır. Hitit deseni, bunun özelliği bir metrelik bir tabak. Rapido kalemlerle bir usta tarafından çizilir. Diğer bir usta tarafından da aynı kalemlerle, özel bir boyayla tamamen boyası yapılır. Bu herhalde bir ay falan sürüyordur en az. 3-4 ay sürer. Neden 3-4 ay sürer? Şimdi bir usta buna gününü harcamaz. Bunu akşamlara çalar. Çünkü gününü harcarsa 4 ay adam aç kalır. Bunu akşamlar evinde çocuğuyla, ailesiyle üzerine oturtur çocuğunu, yavaş yavaş çizim yapar. Çizilmeden önce hazırladığınız bisküvisini bir metrelik fırına 5 tane attınız, 3'ü kırık çıkar, 2'si sağlam çıkar. O kadar emek bir anda boşa gidiyor. Aynen öyle, o yüzden de çok, tamamen bir el sanatıdır yani. Değeri herhalde 4-5 milyar var mı? 4-5 bin lira. Değeri doğru tahmin ettiniz, 5500 TL. Özgür Usta bize. Özgür Usta'ya 4 aylık 4000 lira, 1500'e siz koydunuz, 5500. Yok, o şekilde değil. Bir dairesine burada. 5000 lira alırız, beraber paylaşıyoruz. Yani bir insan 4 ay bir şey için uğraşıyorsa bir 4000 lira kazanması lazım aylık 1000 liradan. Bu dantel dediğimiz ürünler var. Tamam. Bunlar da aynı. İşte evde hanımefendilerin dantel işlediği gibi o şekilde işlenir. Alalım arkadaşlar şunu. Bunun özelliği kobalt mavisi. Bu boyalar lapis taşından, yarı değerli bir taş. O taştan elde edilir. Ondan sonra beyaz noktalar da ipek dokur gibi tek tek danteller işlenir.
Diyelim ki yaparken usta dalgın küçük bir hata yaptı. Gitti bu tabak, yani 2 haftalık emek boşa gitti. Şimdi bu da küvete benziyor ama bir sanki bir çocuk küveti, bebek gibi. Bebek mi yıkanıyor? Bu gerçekten saraylarda ilk doğan sultanın çocuğu, bebek bunda ilk yıkaması bunda gerçekleştiriliyor. Bu eser bütün izni kitaplarında... Demek ki ben hep bunda yıkanmışım. Doğrudur. Saim Kolhan diye bunun yapan usta Kütahyalı, Kütahya'da. Yani bunun bir aynısı yok. Seramiği de, altyapısı da seramik ve kuvars. Yani çok sağlıklı, daha sağlam, kaliteli bir eser. Bundan bir tane yok yani, bunun ikincisi. Fiyatı? Bunun fiyatı, verebileceğimiz en son fiyatı 8000 TL. 8000 TL. Evet. İyi akşamlar, görüşürüz. Sağ olasın. Ve akşam üstüne doğru o gün Göreme Kaya Oteli dönüyoruz. Burası kayalar içine oyulmuş, hatta bazı odaları peri bacaları içinde yer alan bölgenin otantik konaklama seçeneklerinden birisi. Bölgede butik tarzı dediğimiz kaya oyma oteller gündemde. Şu anda da diğer normal otelciliğin dışında böyle bir popülasyon başladı. Normal otele herkes gidebilir ama bu türlü bir otelciliği ancak bu türlü özel mekanlarda, özel bölgelerde yaşayabiliyoruz. Kapadokya en güzel örneği diye düşünüyorum ben. Peki bu Göreme Kaya Otel'deki o peri bacalarına benzer odalardan kaç tane var? Şu anda bizim 48 toplam odamız var. Bunun 23 tanesi orijinal kaya oyma odalar. Bildiğimiz peri bacasının içi. Aynen, bildiğimiz peri bacasının içinde orijinal kayadır. Bu kayaların bir özelliği daha var. Normal yaşama şekli gibi hava alıyor. Çok rahat bir uyku tatma şansınız var. Şu anda Kapadokya koruma altına alınmış bölgelerin başında geliyor. Koruma kurulu denen devletin bir kurumu var. Size o bulunduğunuz bölgede, otelde sizin olabiliyor o mülk, ama yanındaki peri bacası sizin kullanımınıza veriliyor fakat bir çivi bile çakılamıyor. Kapadokya'da son dönemde kaya oyma oteller her geçen gün artıyor. Çünkü bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tıpkı geçmişte bu kayalar içinde yaşayan insanlar gibi aynı duyguları tatmak istiyor. Kayalara oyulmuş bir başka konaklama seçeneği ise kaya otel. Şu anda içinde bulduğumuz kaya otel adı üzerinde, evet, kayanın oyularak yapıldığı bir otel. Evet, 1964 yılında yapılmış Güvercinlik Vadisi içerisinde dünyanın ve Kapadokya'nın ilk kaya oyma oteli burası. Hiç direk yoktur, beton yoktur, demir yoktur. Peki odalar da aynı şekilde? Evet, bulunduğumuz kat ve bunun altındaki kat, 32 tane odamız tamamıyla orijinal oymadır. En büyük özelliğimiz vadiye bakıyor olmamız. Her odanın da vadi manzarası vardır. Yazın serin hissedersiniz, şu an burada klima çalışmıyor, serin görüyorsunuz. Kışın da bu ortam çok sıcak olur. Peki şunu soracağım, mesela yurt dışından gelen turistler daha ucuza mı kalıyor? Şimdi onlar erken rezervasyon yaptırdığı için Türk turistler hala daha mı pahalı bir tatil yapıyorlar? Aslında öyle bir şey yok. Yani biz öyle bir şeyi yok kabul ediyoruz. Sonuçta yabancı turistin ödemiş olduğu paket fiyatıyla bir Türk'ün ödemiş olduğu paket fiyatı toplama baktığınız zaman aynıya geliyor. Fakat yabancı tur operatör toptan aldığı oda fiyatıyla bireysel aldığınız oda fiyatı arasında muhakkak bir fark olacaktır. Fiyatlar tesislere göre değişebiliyor ama bizim tesisimizde o farkı çok fazla yaşayamazsınız. Peki böyle bir otelde konaklamanın bedeli nedir desek? Kişi başı 75 dolarla 150 dolar arasında değişiyor, öyle değil. Yani kişi başı 150 lira gibi bir rakam. Rakam ama burada... Hafta sonu 300 liraya böyle bir konaklama mümkün oluyor. Alabiliyorlar. Düşük sezon, yüksek sezon göre fiyatlar değişebiliyor. O gece Kapadokya'da Ramazan'a özel sema gösterili Türk gecesine katılacağız. Ama bu anlamlı geceye geçmeden önce iftarımızı Kaya Otel'in zengin Ramazan menüsü eşliğinde alıyoruz. İftarın ardından Kapadokya'daki Türk gecelerinin en güzellerinden birisinin yaşatıldığı Evren Usta alıyoruz soluğu. Gece sema gösterisiyle başlıyor.
profesyonel olarak hepimiz de 15 yıldır oynuyoruz. Peki sizler nerede yaşıyorsunuz? Bu çevrede misiniz? Evet. Ürgüp, Avanos, Nevşehir. Yakınlardasınız. Evet. Buraya gelen turistler arasında en çok hangileriyle eğleniyorsunuz? Hepsiyle. İspanyol ve İtalyan. İspanyol, İtalyan. İspanyol, İtalyan ve Polonya. Japonlar veya uzak doğulu turistler belli bir saatten sonra gidiyorlar. Sabah erken kalkıyor. Onlar daha planlı programla hareket ettikleri için eğlenceye pek önem vermiyorlar. Tabii ki Kapadokya'ya kadar gelmişken balona binmeden olmaz. Ailemizde yine yükseklik korkusunu yenip bu keyfi yaşamak isteyenler çoğunlukta. Kapadokya Balons'la Atmosfer Balons'un güvenilir pilotlarıyla yükselmek için artık sayılı dakikalar var. Sayın seyirciler, sabahın 5'inde kalkmak için en güzel nedenlerden bir tanesi biliyorsunuz. Kapadokya'ya geldiğimizde sürekli balonla geziyoruz. Çağatay Oda ailemizde 11 bin kişi olunca balon gezilerimiz bitmiyor. Evet, aslında dünyada uçulabilecek en güzel nokta diyebiliriz. Çünkü Kenya'da, Afrika'da bazı yerlerde uçuluyor ama doğal hayata zarar vermemek için bayağı bir yüksekten uçmaları gerekiyor. Biz şehir merkezlerine çok yaklaşmadığımız zaman bu noktada da çok şanslıyız. Doğa güzel, manzara güzel ve istediğimiz uçuşta herhangi bir sınırlama yok. Kaç yüz metreye kadar çıkıyoruz? 5000 fite kadar çıkıyor. O da sanırım 2500-3000 metre oluyor. Tabii bu genelde sonbahar ve ilkbaharda. Şu anda hava sıcak olduğu için içerideki ısı da 80-100 derecelere kadar çıkıyor. Fazla riske almamak adına mümkün olduğu kadar 600-700 metreyi geçmemeye çalışıyoruz. Bir de beni en çok böyle şaşırtan, zaman zaman vadiler arasında sanki karayolunda ilerler gibi balon ilerliyor. Atıyorum sol tarafımızda başka bir peri bacası, sağ tarafımızda başka bir taş yapı ve onlara değmeden ilerliyor. Bu gerçekten çok enteresan. Evet, evet. Çünkü şey var, ısınan hava hareket ediyor, akıcılık kazanıyor. Buradaki vadilerde de pilotlarımız telsizlerle birbirlerini uyarıyorlar. Kaç fitte, hangi yöne esen rüzgar var diye. Dolayısıyla birbirlerini ırmak gibi takip ediyorlar. Demre, daha önce bindin mi balona? Binmedim. Çok korkuyorum. Korkuyorsun. Daha önce çok korkan gördük. Yukarıda ya ne, inmeyelim hemen bitiyor mu diyorlardı. O konuda rahat olabilirsin. Çok sakinim. Evet. Bakalım yukarıda ne olacak. Öyle bir şey ki balonun yükseldiğini hissetmiyorsun. Ne zaman kalktık? Biz buraya ne zaman geldik diyorsun. O konuda için çok rahat olsun. Korkma. Hiç binmedim ve çok korkuyorum. Hı-hı. Ama ben de sakinim. Hala inme şansın var. Aa, inmeyeceğim. İlk defa balona biliyorum ama daha evvel sabit kanat uçak kullandım. Bu işleri biliyorum. En önemlisi de kendimizi Türk kaptanlara emanet ettiğimiz için Türk pilot uçuruyor. Gurur duyuyorum kendisiyle. Aa, çok güzel. Şimdi hemen şunu da soracağım. Türk pilot uçuruyor dedik. Ama burada bu balonları kullanan pilotlar arasında yabancılar da var değil mi? Firmamızın %60'ı yabancı pilotlarla uçuyor. Mustafa da aslında genç ama bölgenin en tecrübeli pilotu diyebiliriz. Ve yine bulutlara karışıyoruz Kapadokya'da. Özellikle peri bacalarının muhteşem manzarasında defalarca bile uçsanız bıkmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Tedirgin oldum yükselirken.
Ama ondan sonra çok korkmadım, çok güzeldi. Yani söylediğim gibi bir sıkıntı yaşamıyorum. Hiçbir şey yok. Uçaktan çok daha güvenli geldi bana. Uçaktan korkuyorum, balondan korkmadım. Bir daha binerim. Evet, çok güzel bir final sayın seyirciler. Korkarak binenler, bundan sonra tekrar bineceğim diyenler. Biliyorsunuz bu finalde en son şampanyalar patlatılıyor ve arkadaşlarımıza sertifika veriliyor. Ancak Ramazan'da olduğumuz için bu kez şampanya yerine vişne suyuyla kutluyoruz. Ama bir şekilde kutluyoruz. Meral Gençtürk, Tunç Öz, Çağatay Şahin. Benim herhalde 3-4 tane oldu. Yakında pilot olarak başvuracağım. Serpil Türkekoğlu, Serpil de aynı şekilde. O da co-pilot her zamanki gibi. Balon çok güzeldi. Hiç düşündüğüm gibi değil. Uçaktan çok farklı. Kapadokya'yı nasıl buldunuz? Çok güzel. Daha önce de gelmiştim. Çok daha da gelişmiş, daha modernleşmiş. Taşlar yerinde ama turizm açısından? Daha bayağı ilerleme kaydetmiş. Dünyada zaten şu anda balon filosu olarak en büyük potansiyele sahip bölge Kapadokya bölgesi. Ve en iyi uçuş yapılabilecek bölge Kapadokya bölgesi. Ve en güzel manzarayı izleyebileceğiniz bölge de Kapadokya bölgesi. Ne şanslısı, kendi ülkemizde hepsi. Aynen öyle. Ve en profesyonel kişilerin çalıştığı yer de Kapadokya bölgesi. Ve sadece sizlere gelip burada gezmek, uçmak kalıyor yani. Yan gelip uçmak kalıyor. Aynen öyle. Yan gelip uçmak kalıyor size. Ve artık Kapadokya ile vedalaşma zamanı. Sırada Konya var. Çağatay Yolda ailemizle birlikte yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından Konya'ya geliyoruz. Mevlana'nın şehrini Ramazan ayında gezmek bir başka heyecan veriyor ailemize. Ancak Mevlana Türbesi'nden Şems-i Tebrizi Türbesi'ne, Şehitlik Abidesi'nden Japon Parkı'na kadar birbirinden etkileyici köşelerle dolu Konya'yı haftaya getireceğiz ekranlarınıza. Bu programda hem huzur bulacağız hem de tebessüm edeceğiz. Hoş geldiniz Allah'ım. Kız ne yapayım? Rahim annem. Annem nerelerden ben geldin? Ben Tayvanlı. Çinli gördüğümüzde ne yapıyoruz? Onlara yaklaşıp ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao diyoruz. O da nedir? Yani, miyav değil ama karıştırmayın. Miyav değil. Ni hao. Ni hao. Jackie Chan. Ya Türk şirketler Jackie Chan'i bayıltır diyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Ben artık şeye bakıyorum. Bundan sonra ne zaman ne tatil var, nereye gideriz diye bakmaya başladım. Çok samimi bir ortam var burada. Çok güzel bir aile, herkese hitap eden bir aile. Ve çok kaliteli her şeyiyle. Buralara belki de yani hiç gelemezdim ama sayenizde buradayım. Bizim ilk gezimiz Çağatay Yolda ailesine yeni katıldık. Çok mutluyuz. Çok güzel bir geziydi. Çok güzel. Gerçekleştirmek istediğim hayallerimden birisiydi. Her seferinde daha yeni insanlarla tanışıyoruz. Artık öyle bir kaynaşmışız ki şu da gelmiş, bu da gelmiş. Ekip sağlam, süper, hadi gidiyoruz filan. Ben yeni üyeyim. Hiç bu kadar eğlenebileceğimi düşünmemiştim. Herkese şey diyordum. Kimseyi tanımıyorum. Senin izindeyim, peşindeyim. Mars'a kadar diyorum. Ben bir sonraki geziye annemle gelmek istiyorum. Çünkü buradaki yaş grubu gerçekten 7'den 70'e diyebilirim ve çok rahat gelebilir o da. Ailemiz çok güzel bir aile. Gurur duyuyorum. Çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah seneye yine geleceğiz. Yani kumsal gibi bir kum tanesiyiz. Önemli olan yapılması gerekeni hatırlatmak.